Evet değerli arkadaşlar, ben Tango Alfa 5 Hotel Yanki, Hamdullah Yıldız. Sizlere bugün TYT-THUV88 cihazın kısa hızlı bir kanal kaydını göstermeye çalışacağım. Çok hızlı bir şekilde, basit bir şekilde kanal kaydının nasıl yapıldığını, VFO ve hafıza moduna nasıl geçildiğini, radyo açma kapamanın nasıl olduğu konusunda kısa bir bilgi vereceğim. Ee, inşallah faydalı e, olur. Evet. E, ben bu cihaza e, bilgisayardan bir hafıza kaydı yaptım ama şimdi biz üzerine ekstra bir kanal kaydı daha yapalım. Cihazımızı açıyoruz. E, cihazı açtığımızda ekranda e, kayıtlı kanalların isimleri geliyor. E, şu anda malum pil göstergesinin altında görüyorsunuz. Kanal numaraları var. Yani e, hafıza konumunda cihazımız. Cihazı VFO konumunu almak için kare tuşuna bir defa bas bırak yaptığımızda cihaz VFO konumuna geçiyor. Her iki kanalı ayrı ayrı VFO ve kanal modunda tutabiliyorsunuz. Alt kanala da geçtiğimizde orada da yine VFO konumuna alabiliyoruz. Biz üst kanaldan kanaldan işlerimize devam edelim. Burada bir kanal kaydı yapalım hızlı bir şekilde. İnşallah kullanacak arkadaşlarımıza da kolaylık olsun. Yine aynı şekilde 439, 375 frekansını Aksaray, Akrad Aksaray kanal kaydını yapmış olalım. Oradan bir bakalım nasıl ilerliyoruz. Yazdıktan sonra fonksiyon tuşuna basıyoruz, menüye geliyoruz. Menüye gelip ok işaretleriyle tek tek kanalları geçiyoruz arkadaşlar burada muhtemelen ön ayarları yapmışsınızdır zaten. Kısaca bahsedeyim. İkili izleme. Her iki kanalda yani doğal dinleme dediğimiz olay. Her iki kanalda dinleme. E, Tabi belli bir süre sonra menüden atıyor sizi. Tekrar giriyoruz. Devam ediyoruz. Ekran modunda frekans ya da kanal adı seçebiliyorsunuz. Biz şimdilik buraya frekans diyelim. Devam edelim. Kilit modu tuş kilidi ile alakalı. Ee, devam ediyoruz ee, arkadaşlar. Bu cihazın bir özelliği kendisi ton taraması ve e, dijital ton taraması da yapabiliyor. Onu daha e, detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda çekimini yaparız. E, band genişliği Narrow ve Wide yani geniş bant olarak ayarlanabiliyor. Bir de bu cihaza özel ayrıca orta koymuşlar. Biz e, mevcut rölemiz dar band olduğu için darı seçiyoruz. Yani Narrow bandı seçiyoruz. Frekans adımını, step aralıklarını bir bakalım. 6-25, 5-2.5, 100, 50, 25. Ben şimdilik 12.5'da tutuyorum. Frekans yönü shift dediğimiz olay arkadaşlar. Kapalı, artı ve eksi olarak seçebiliyoruz. Malum amatör rölelerde eksi bu. Daha sonra TX tonu yani röleye gönderme tonumuz. Rölemizin tonu 88.5 onu seçiyoruz. Devam ediyoruz RX. Eğer rölemizde göndermede bir ton varsa ve DMR e, mix mod çalışan rölelerde mutlaka olur. Dijital e, gürültüyü duymamak adına mutlaka RX'e ton koymak gerekiyor. Bizim rölemizin de RX tonu 88.5 olduğu için bunu da e, aynı şekilde seçiyoruz. Devamında zaten kendisi otomatik RX TX ton olarak buraya da kaydını yapmış oluyor. Röle farkı dediğimiz offset değeri Buradan arkadaşlar girip offset değerini e, 0.07600 olarak e, 0.07600 olarak e, yazdığımızda kendisi seçiyor e, biliyorsunuz VHF rölelerde bu 0.600 UHF rölelerde 7.600 e, voltaj değerini görebiliyoruz 7.6 volt açılış mesajını metin mesajı bunu bilgisayardan tıpkı baofeng cihazlarda olduğu gibi yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Menü anonsu, <laughs> menü anonsunu yani bu e, İngilizce ya da Çince seçebiliyorsunuz. E, biz onu e, zaten kapalı tutuyoruz. E, otomatik tuş kilidini açık kapalı tercihen e, kabul edebilirsiniz. Tarama modu meşgul kanalda dur. Pil koruması 1 bölü 4. E, Baofengler'deki sevim modu. E, dil seçimi bu cihazımızda Türkçe dil seçeneği mevcut. Onu seçtik. Roger Bip yani kuyruk sesi dediğimiz olay kapalı. Voix kapalı. TX kilidini kapalı tutuyoruz. Yani herhangi bir kanalın TX'ini kapatalım istemiyoruz. Biz orayı kapalı tutuyoruz. TX süre sınırı bu İngilizcesi TOT dediğimiz. Mandala basılı süre sonu. O da arkadaşlar yine 90 saniye olarak biz bunu belirledik. 60 saniyede tutabilirler. Tuş sesini ben kapalı tercih ettim. Işık seviyesini 1 seçtim ama bunu 7'ye kadar yükseltebilirsiniz. Şu anda çekimde parladığı için ben bunu 1 olarak seçtim. LED aydınlatmasını otomatik seçebilirsiniz. İkili bekleme yani çift kanal aynı şekilde. Susturma 0.9 arası değer arkadaşlar. Bunu ben 5 olarak belirledim. Siz kendi tercihinize göre bulunduğunuz yerdeki enterfere durumlarına göre tercih edebilirsiniz. TX gücünü yüksek, orta ve düşük olarak 1, 2 ve 5 Watt şeklinde seçilebiliyor. Voix açıksa VoX seviyesini ayarlıyorsunuz. TX seçimi burası önemli. Burada seçili kanal ya da meşgul kanal yani en son çağrının geldiği kanalı da seçebiliyorsunuz. Ben olası bir hataların önüne geçmek için seçili kanalı tercih ettim. Devam edelim. Tekrar tarama moduna ve tersiz versiyonuna tekrar geri dönüyoruz. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra e, arkadaşlar e, AB aynı zamanda exit görevi. mandalamıza basıyoruz. Ve cihazımız aynen gördüğünüz gibi geri dönüşü aldı. Bunu kaydetmek için fonksiyon tuşuna basılı tutuyoruz. Ve sağ tarafta pil göstergesinin altında boş kanallar çekiyor. Bunu e, arkadaşlar ben sesi kısayım. Ee, Hasan daha 145 775'ten bir kısa ses Mors geldi. Ee, tekrardan bunu basılı tutuyoruz. İkinci kanala geçiyoruz. Ee, şu anda ikinci kanal dolu. Biz bunu üçüncü kanal olarak seçip kare tuşuna bastığımızda üçüncü kanala kaydediyor. Kare tuşuna bir daha bastığımızda üçüncü kanalda 439 375'i görüyorsunuz. Tuşlardaki kısa durumlardan bahsedeyim arkadaşlar. F e kare tuşu VFO ve e, kanal modu arasında geçiş sağlıyor. E, kanal moduna geçelim. Her iki kanalda kanal moduna geçirelim. E, lock yıldız tuşu bir defa bastığınız zaman e, arkadaşlar herhangi bir işlem yapmıyor. E, basılı tutarsanız tuşları kilitliyor. Tekrar basılı tuttuğunuzda kilidi açıyor. E, radyoyu açmak istediğinizde kareye basılı tutuyorsunuz. Radyo açılıyor. E, tekrar bas bırak yaptığınızda kayıtlı radyo kanallarını görüyorsunuz. E, tekrar basılı tuttuğunuzda tekrar e, telsiz moduna geçiyorsunuz arkadaşlar. E, cihazımız bu şekilde e, ayarlanıyor. E, herkesin güzel günlerde bol QSO'larda kullanmasını istiyoruz. Şu bilgiyi de vereyim. E, FTT'nin üstündeki tuşa bastığınız zaman e, ışığımız yanıyor. LED ışığımız bıra bırakıyor. Basılı tutunca e, herhangi bir SOS sinyali görünmüyor. Ama e, durum bundan ibaret. Evet eğer arkadaşlar e, herkesin e, güzel günlerde bol kıyasolarda kullanması için ben Tango Alfa 5 Hotel Yanki Hamdullah Akrat Anadolu Kesintisi İletişim Radyo Amatörleri Derneği dernek üyesi Tekrardan herkese bol kıyaslar diliyorum. 73.